Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Düğün öncesi bu videoya ulaşman çok iyi oldu. Çünkü bu videoda gelinlerin saç modeli seçerken en sık yaptığı 5 hatadan bahsedeceğiz. Düğün için her şey, düğün.com'da. En sık yapılan hataların başında provaya gitmemek geliyor. Bizce bu konu çok kritik çünkü düğün günü kötü bir sürprizle karşılaşmana yol açabiliyor. Bu nedenle düğünden bir iki hafta öncesinde prova yaptırmalısın. İtiraf edeyim, bu hataya ben de düştüm. Hayran olduğum Kate Moss'un bir saç modelini gelin saçı olarak seçtim. Bana yakışacağını düşünerek de provaya gitmedim. Ama sonuçta Kate Moss olayım derken Asmalı Konak Bahar oldum. En sık yapılan bir diğer hata da gelinliğin yakasını hesaba katmamak. Yakaya dikkat etmek neden önemli? Çünkü saçlar ve yaka birbirine ne kadar yaklaşırsa o kadar boğucu bir görünüm ortaya çıkacaktır. Ferah bir görünüm için ipucumuz şu: yaka ne kadar kapalıysa saçlar o kadar toplu olmalı. Yani kapalı yaka gelinliklerle topuz ya da at kuyruğu gibi modeller ferah bir görünüm yaratacaktır. En sık yapılan bir diğer hata da saç modeli seçerken yüz şekline dikkat etmemek. Saç modeli ve yüz şekli uyumlu olursa orantılı bir görünüme sahip olursun. Burada en avantajlı olanlar oval yüz şekline sahip olanlar. Bu nedenle yüz şeklin hangisi olursa olsun yapman gereken şey yüz hatlarını ovale yaklaştırmak. Örneğin uzun bir yüzün varsa yanlara doğru hacimli, açık ve dalgalı bir saç yaptırabilirsin. Böylece yüzün yanlara doğru genişler ve ovale yakın bir görünüme sahip olur. Yuvarlak yüz şekline sahip gelinlerse yüzünü daha uzun gösterecek seçimler yapmalı. Tepeden topuz ya da at kuyruğu modellerle yüzünü olduğundan daha uzun gösterebilirsin. Eğer sen de yüz şekline uygun gelin saçı konusunda tavsiyelere ihtiyaç duyuyorsan yorumlara yaz, yanıtlayalım. Dördüncü hataysa saçının bozulma riskini hesaba katmamak. Düğün günü dans etmekten, koşturmaktan terleyebilirsin ya da hava nemli olabilir ve bütün bunlar saçının bozulmasına yol açabilir. Bu durumda saç modelini seçerken bu riskleri hesaba katmalısın. Mesela kıvırcık saçlı bir gelinsen ve düz fön çektireceksen gecenin sonuna doğru dalgalanmaya ve bozulmaya başlayacaktır. Bozulmalara karşı bir B planı yapmak istersen hazırlık çantana bir saç spreyi ya da tel toka koyabilirsin. Bahsedeceğim son hatada nasıl bir düğün yaptığını düşünmemek. Eğer konsept bir düğün yapıyorsan, mesela bir renk temalı olabilir ya da 90'lar temalı olabilir, konseptini sadece dekorasyon gibi düşünme. Saçında da buna uyumlu modeller tercih edebilirsin. Mesela 20'ler temalı bir düğün yapıyorsan tüylü aksesuarlar kullandığın bir saç modeli tercih edebilirsin. Böylelikle mekandan dekorasyona, saçından aksesuarlarına kadar her şey bir bütünlük içinde görünecektir. Geldik videomuzun sonuna. İpuçlarından bahsettik ve sıra kendini emanet edeceğin kuaförü bulmaya geldi. Şehrindeki alanında uzman kuaförleri videonun açıklama kısmına bıraktığımız linkte bulabilirsin. Düğüne dair daha fazla tavsiye ve ipucu istersen de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.